Mürtezaoğlu Sarı Söz. Bakalım. Canlısına bakalım. Şimdi biraz önce Manuş Baba'yı incelerken çok özensiz şarkı söylediğini söylemiştim. Yani çok dikkatsiz şarkı söylüyor, yani sesler kayıyor, yani bu seslerin kayması kontrol dışı artık. Yani o kadar kontrol etmiyor ki bunda şarkı söylemekten şarkı söylemiyor. Öyle bir şey diyebilirim yani. Cihan Mürtezaoğlu'nda ise tam tersi bir davranış var. Önemli olan arkadaşlar okuduğunuz ses aralığının çok genişliği değildir. Ne okuyorsanız kendi okuduğunuz alan içinde sese hakim olmaktır. Cihan Mürtezaoğlu bakın ne kadar pes giriyor parçaya. Zamansız her şarkıda. Ama ne kadar temiz bakın. Bir tane detone sayamıyorsunuz içinde. Tertemiz şarkı söylüyor ve içinde efektler var, bir okuma duygusu var, ağzı kapalı, bir şeyler. Yani kendine göre yarattığı bir okuma tiyatrosu var. Yani bir tiyatral anlatımı var ki şarkıcılık budur zaten. Ama müziği hiç es geçmemiş. Yani ne olursa olsun bu kadar didaktik bir okumada bile tertemiz. Yani bazı kişilere denir ya konuşurken bile detone oluyorsun. Cihan Mürtezaoğlu konuşurken bile temiz konuştuğunu çok belli ediyor. Ben Cihan Mürtezaoğlu'nu ilk defa şu an sizle dinliyorum. Devrildi su zamansız her Bakın. şarkıda. Her şakanın altında bir aslan. Bakın tona bakın. Tam bir bariton. Aslan. Ama tertemiz. Demek istediğim buydu yani. Ne okursanız okuyun, temiz okuyun arkadaşlar ya. Temiz okuyun. Yani önce bir şarkıcı olun. Şarkıcı gibi şarkı söyleyin. Bu kadar hani kontrol dışı olmanın manası yok. Bu kadar yani işte biz alternatif yapıyoruz. Alternatif yapıyorsun da o zaman hani şiir oku daha iyi. Son derece temiz. Gördüğünüz gibi. Cihan Mürtezaoğlu işi biliyor. Evet işi biliyor. Yani müzik yapmanın temellerini çok iyi biliyor. Son derece dikkat ediyor seslere. Yola düştün, bakıştan akardı güzellik, boşluğuna doğru Biraz gidiyorum. Tamam, tamamen falsetto yaptığı şeyler biraz kirletiyor. Kirletmekten kastım da içine hava katıyor. Fakat hepsi kendi müzikal zevkinin içinde ürettiği şeyler. Son derece güzel bir kullanımı var açıkçası. Nameler, bu nameleri tertemiz yapması, onun müzikal becerisinin bize ne kadar temiz olduğunu. Zaten arkadaşlar bir şarkıcı seslerini böyle temiz temiz falan basıyorsa, yani öyle nameler tıkır tıkır geliyorsa anlayın ki enstrümanı iyidir. İyi enstrüman çalıyordur. Çünkü buna yan bu çarpmalar enstrümanla o kadar güzel oturur ki zihne kolay kolay çıkmaz. Cihan Mürtezaoğlu'nun iyi bir müzisyen olduğu zaten bu küçücük yaptığı numaralardan bizi kendini belli ediyor bize. Burada rüzgarın arasını kesmesi normalde yanlıştır. Yani ne anlamda yanlıştır? Bir anda beynim gitti. Prozodik açıdan yanlıştır arkadaşlar. Çünkü harfler kesilmez. Yani cümlenin içinde hani rüzgar diye ayrılmak doğru değildir. Burada nefesini tutabilirdi. Bakın. Bir de garın deyip tekrar nefes alıyor. Orada nefes almasaydı rüzle garı ayırmazdı ve siz de sözleri yazarken
yağar diye ayrılmış bir şey duymazdınız. Yanlıştır prozodik olarak. Ama her ne olursa olsun entonasyonu son derece temiz, müziği bilerek yapan bir şarkıcı. Fakat aslında şarkıcılığı da daha çok böyle konuşma tonunda daha didaktik ve hatta daha ambient, daha soft bir şekilde kurguluyor. Şarkı söylerken de son derece falsettolar, yoğunlukta, hatta içine sesin hava da katıyor. Bu teknik olarak onu yorar mı? Zaman zaman yorabilir arkadaşlar. Çünkü bu sürekli hava katmak bir süre sonra ses tellerinizin kapanmamasına bile yol açabilir. Devamlı diye şarkı söylerseniz bir süre sonra denen sesler yerine, yani net sesler yerine hep bu şekilde sesleriniz çıkmaya başlar. Bu bir stil olarak güzel Cihan Mürteza onun yaptığı, ama teknik öğrenen, kendini önce ses olarak geliştirmek isteyenler için buradan başlamak bence doğru tavsiye değil. Falsettolar geçiyorum. O bayağı da efektif müzikmiş. Yani içinde bunun bayağı prosesörler var. Yani sesler işlenmiş. Bu doğal bir insan sesi değil. Görüyorsunuz değil mi? Arkasında bayağı. Benzer şeyler devam ediyor. Gene gerdan hep sağda. Evet, benim fikrim bu. Cihan Mürtezaoğlu ile alakalı şu anda.